Bugün çok acı bir kayboluş hikayesini konuşacağız. Tüm Türkiye'nin bir spor programındaki maç görüntülerinden tanıdığı, henüz 10 yaşındayken gazetelerde boy boy fotoğrafı çıkan ve Türkiye'nin yeni meclisi olarak bizlere sunulan, başta Barcelona olmak üzere bütün Avrupa kulüplerini peşinden koşturan, Türkiye ve Beşiktaş formasıyla kupalar kaldırması gerekirken bugün 2. Lig'de bile forma giyemeyen Muhammed Demirci'yi anlatacağız. Ülke olarak bir yeteneği nasıl hep birlikte el birliğiyle harcadığımızın hüzünlü bir hikayesi bu. Hadi başlayalım. Demirci ailesi Ardan İstanbul'a göç etmiş ve bu zorlu şehirde zorlu hayat şartlarına karşı mücadele eden, savaşan milyonlarca aileden bir tanesiydi. 1995 yılında bir bodrum katında işte bu zorlu hayata merhaba dedi Muhammed Demirci. Ailesi geçim derdindeydi o yüzden kendini daha erken yaşlarda sokağa attı ve top peşinde koşturmaya başladı. Henüz 5 yaşındayken mahalle aralarında plastik topla yaptığı akıl almaz çalımlar futboldan hiç anlamayan semt sakinlerinin bile dikkatini çekmişti. Mahallenin Beşiktaş'ta abilerinden bir tanesi ufacık boyuyla kendinden büyükler dahil herkesi çalıma dizen bu çocuğun yeteneğine kayıtsız kalmamış ve elinden tuttuğu gibi onu Beşiktaş Fulya tesislerine götürmüştü. O gün Muhammed Demirci inanılmaz bir şekilde heyecanlıydı. Futbolu çok seviyordu, Beşiktaşlıydı ve belki de hayallerinin takımına kavuşmak üzereydi. Ancak işler onun hayal ettiği gibi olmadı. Beşiktaş Futbol Okulu'na girebilmek için hem kendine ait bir kramponu olması hem de kayıt parası ödemesi gerekiyordu. Az önce bahsettiğim gibi ailesi geçim derdindeydi ve futbola futbol okuluna ayıracak bir bütçeleri, bir paraları yoktu. O gün genç Muhammed Fulya tesislerinde o kadar çok ağladı ki, altyapı hocası Önder Karaveli, "Tamam, artık ağlama. Senin için bir çözüm yolu üreteceğiz." dedi ve genç Muhammed'i uğurladı. Aradan günler geçti, haftalar geçti ancak ne Beşiktaş'tan ne de Önder hoca'dan bir ses çıkmadı. Muhammed Demirci ve ailesi 6 ay sonra Gazi Osman Paşa'ya taşındığında kader onlara yeni bir hayat sunmak için adeta hazırlık yapıyordu. Taşındıkları semtin ilçenin en güçlü takımı Gazi Osman Paşa Gençler Birliği Kulübü'nün başkanı Seyit Ateş hem Beşiktaşlıydı hem de semtteki Beşiktaş Futbol Okulu'nun da sahibiydi. Aradan aylar geçmesine rağmen Önder Hoca Muhammed Demirci'yi unutmamış onun Gazi Osman Paşa'ya taşındığını öğrenince soluğu Seyit Ateş'in yanında almıştı. Başkan bu semtte bu mahallede çok yetenekli bir çocuk var. Fulya'ya geldi değerlendiremedik seni mutlaka izlemen lazım demişti Seyit Ateş'e. Muhammed Demirci Gazi Osman Paşa'daki ilk deneme maçında o kadar çok çalım attı ki Başkan Seyit Ateş gözlerine inanamamıştı. Sahada ufacık bir çocuk vardı herkesi çalımlıyor ara paslar yapıyor, dripling yapıyor, ya gol atıyor ya da gol attırıyordu. Seyit Ateş çorak bir arazide bir sandık altın bulmuş gibi havalara uçmuştu. O günlerde ilçe genç takımlarını izleyen Fenerbahçe altyapı sorumlusu Yop Lensen bu çocuğa futbol adına öğretecek bir şey yok. Allah vergisi yeteneği var. Sadece mental olarak çok iyi eğitilmesi gerekir demişti. O günden sonra Seyit Ateş Muhammed Demirci'nin adeta ikinci babası oldu. Onun tüm eğitim öğretim masraflarını karşılayan Seyit Ateş bir yandan Muhammed Demirci'nin babasını iş bulurken diğer yandan da onun beslenmesiyle sağlığıyla ve gelişimiyle ilgilenmeye başladı. Evet çok yetenekliydi. Dar alanda geçemeyeceği oyuncu yoktu. Sadece çalım atmıyor aynı zamanda çok iyi şutlar çıkartıyordu. Asistleri, golleri hepsi enfesti. Ancak bir sorun vardı. Muhammed çok kısa boyluydu. Aslında öyle çelimsiz, sağlıksız, zayıf bir çocuk değildi. Ama boyu yaşıtlarına göre baya baya kısaydı. Seyit Ateş o günlerde Muhammed Demirci'ye kemik ölçümü yaptırıp ona özel bir beslenme programı bile oluşturmuştu. Vallahi bugün bile menajerler, yaşam koçları futbolcularla bu kadar fazla ilgilenmiyor. 2003'te bunlar bayağı büyük işler. Neyse bu kadar uğraşın, bu kadar özverinin sonunda Muhammed Demirci Beşiktaş altyapısına üstelik maaş karşılığında kabul edilmişti. Daha çocuk yaştaydı ve para kazanmaya başlamıştı. Tabi altyapı maçlarında kısa sürede yeteneklerini göstermeye başlayınca Muhammed Demirci'nin adı da futbol camiasında yavaş yavaş konuşulmaya başlanmıştı. Aslında Seyit Ateş'in planı oyuncuyu saklayıp belli bir olgunluğa, belli bir yaşa geldikten sonra medyanın karşısına çıkarmaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Muhammed Demirci'nin tüm hayatı 19 Mart 2006 tarihinde efsane spor programı Telegol'de yayınlanan o bantla değişiverdi. Serhat Uluer'in Beşiktaş TV'den aldığımız görüntüler şeklinde anons ettiği bantla birlikte tüm Türkiye o gece Muhammed Demirci'nin futbol şovuna tanıklık etti. Ertesi gün futbolu takip eden herkes bu 10 yaşındaki çocuğu konuşuyordu. Kısacık boyuyla bütün rakiplerini Maradona gibi, Messi gibi çalınlayıp ya gol atıyor ya da gol attırıyordu. O gece o program, o yayınlanan bant Muhammed Demirci için adeta milat olmuştu. 3 gün sonra Ayaza Stadyumunda Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak minikler maçında tribünde adım atacak yer kalmamıştı. Sadece Beşiktaşlar değil ha bütün futbol severler Muhammed Demirci'yi izlemek için stada hücum etmişti. İşin daha vayım kısmı ise 50'ye yakın gazeteci, kameraman ve muhabir üstelik Muhammed Demirci'yi akşam bültenine haber yapabilmek için staddaki yerini almıştı. Futbol severi, fanatiği, Beşiktaşlısı, Türk medyası, tüm Türkiye artık yeni yıldızının peşindeydi. Muhammed Demirci o maçta da döktürünce bu sefer Türkiye'deki bütün haber bültenlerinin en çok konuşulan ismi olmuştu. O artık 12 yaşında bir yıldızdı. Hayat Muhammed Demirci için artık eskisi gibi olmayacaktı. Düne kadar herkese sempatik gelen bu yetenekli, ufak tefek çocuk daha o yaşta takım arkadaşlarının kıskandığı, rakiplerinin ise düşürmek için, durdurmak için, tutmak için Fırsat kolladığı bir isim haline gelmişti. Tüm gazeteciler gün boyunca onun peşindeydi. Artık evinden antrenmana lüks arabalarla getirilmekteydi. Bunu gazetecilerden kaçırmak için bir önlem olarak yapıyordu belki kulüp ama bu lüks, bu şadafat o çocuğa iyi gelmeyecekti. Haber bültenlerinden sonra evinin olduğu sokak adeta türbe gibi olmuştu. Ziyaretçilerin ardı arkası kesilmiyordu. Ailenin daha önce hiç görmediği akrabaları o evin yolunu tutmuştu. Şener Şen'in meşhur filmi var ya piyangoyu buluyor hiç tanımadığı akrabaları geliyor. Aynen o hesap. Muhammed Demirci de artık ailesi için, çevresi için, tanıdıkları, arkadaşları, sülalesi için artık piyango kadar değerliydi. Bu ilgi yüzünden 3 kez okulunu, 4 kez de evini değiştirmek zorunda kaldı Muhammed Demirci ve ailesi. Her şeye rağmen o yıllarda daha yolun başında olduğu için belki de bu ilgiden bu alakadan çok fazla etkilenmedi. Gollerine, çalımlarına, frikiklerine devam etti. Almanya ve İsviçre'de Beşiktaş'la beraber katıldığı turnuvalarda en iyi oyuncu seçilince Avrupa'nın dev kulüpleri de Muhammed Demirci'yi gözlem altına aldı. Turnuva sonrası Barcelona altyapı koordinatörlüğü onun kasetlerini izledikten tam 15 dakika sonra Seyit Ateş'te temasa geçmiş ve onu buraya getirin demişti. Muhammed Demirci 10 gün boyunca 26 farklı ülkeden gelen çocuklarla birlikte Barcelona'nın kampına katılmıştı. Yeteneklerini orada da sergileyince daha ilk günden kendisine Türk Ronaldinho, Türk Messi gibi lakaplar takılmıştı. Brezilya'da bir internet sitesi Muhammed Demirci'nin videolarını oylamaya açmış. Maradona'ya mı yoksa Ronaldinho'ya mı daha çok benziyor diye onun için bir anket hazırlamıştı. Kampın ilk haftası bittiğinde ise İspanyolların meşhur marka gazetesi işte Barcelona'nın yeni meclisi diyerek Muhammed Demirci'yi manşete taşımıştı. Dönemin Barcelona altyapı sorumlusu Albert Bananges bu ufak tefek çocuğun dünya yıldızı olacağından çok emindi. Onunla ilgili hemen bir planlama hazırladılar ve bunu Seyit Ateş'e sundular. Ancak ortada çok ciddi bir sorun vardı. Barcelona, Muhammed Demirci'nin bütün hayatını, eğitimini, sosyal yaşamını kontrol altına almak istiyordu. Buna göre yılda sadece bir ay Türkiye'ye gidebilecekti. Ailesinden ayrı olarak İspanya'da yaşayacak anne babası yılda 4 kez Muhammed'i görmeye gelebilecek. Ancak bu teklif ne Muhammed Demirci'yi ne de ailesini mutlu etmişti. İki gün düşündükten sonra Barcelona'ya hayır cevabını verdiler. O Gazi Osman Paşa da hayat mücadelesi veren bir ailenin çocuğuydu. Ona orada Türk Maradona dediklerinde "Seyit amca Maradona kim?" diye soracak kadar kendi halinde, saf ve yerel bir çocuktu Muhammed Demirci. Onun hayalleri Türkiye ile sınırlıydı. En büyük arzusu Beşiktaş A takımına yükselmekte. Hayatındaki tek idolü ise Sergen Yalçındı. Tabii Barcelona'ya o dönem gidememesinin sebebi sadece ailesinin kararı mı yoksa o dönemde aracı olan kişilerin, menajerlerin, komisyoncuların istediği paralar mı? Bugün bile tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Neyse işin sonunda Muhammed Demirci ülkesine döner. Bu arada Barcelona'ya satılma ihtimaline karşı dönemin başkanı Yıldırım Demirören Muhammed Demirci ile yaşına göre oldukça yüklü bir kontrat imzalamıştı. Bu sözleşme para kazanması açısından iyi ancak geleceği açısından sıkıntılı bir sözleşmeydi. Yapılan anlaşmaya göre Muhammed Demirci'nin kazanacağı para çıktığı maçlara göre artıyor hatta neredeyse katlanıyordu. Bir maçta oyuna son 5 dakika girse bile maaşında ciddi bir artış oluyordu. Bu sözleşme ilerleyen dönemde ilerleyen yıllarda onun daha çok forma giymesinde onun daha çok dakika almasının önünde ciddi bir engel olmuştu. Yöneticiler hocalara tam hazır değilse oynatmayın 5 dakika için parasını arttırmayın terkinlerinde bulunuyorlardı. Neyse tüm bu yaşananlara rağmen yavaş yavaş siyah beyaz takımda süre almaya başlamıştı. 17 yaşında ilk kez bir kupa maçında Beşiktaş A takım formasını giydi Muhammed Demirci. Gol atamadı, asist yapamadı belki ama topu sürüşü, dokunuşu, kumaşı onun yeteneğini belli ediyordu. O dönemde takımda Guti Hernandez de vardı. Muhammed Demirci'nin yeteneği Avrupa'da bile o kadar çok konuşuluyordu ki Jose Mourinho Guti'ye onu yakından takip etme görevi vermişti. Bir sonraki sezon ise Muhammed Demirci Beşiktaş formasıyla ilk lig maçına çıktı. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Muhammed Demirci o beklenen patlamayı bir türlü yapamıyordu. Genç yaşta gelen şöhret artık onu zorlamaya başlamıştı. Ona 10 yaşından bu yana yıldız olduğu, Messi'ye benzediği, Türkiye'nin Ronaldinho'su olduğu söyleniyordu. Ve ne yazık ki Muhammed Demirci bu söylemlere, bu büyüye artık kapılmıştı. Henüz hiçbir şey başarmamasına rağmen yıllardır yıldız muamelesi görüyordu ve artık kendini yıldız gibi hissetmekteydi. E tabi bir de 10 yaşındaki şöhretle 18 yaşındaki şöhret bir değildi. Küçükken ne kadar ünlü olursan ol. Akşam 7'de evine gidiyor. Annesinin yemeklerini yiyor. Kardeşleriyle oynayıp uyuyordu. Oysa 18 yaşında artık işler değişmişti. Ortamlar, hatunlar, lüks içerisinde, şatafat içerisinde bir hayat bu gencecik çocuğu içine vermiş. En çok futboluyla ilgili konuşulması gereken dönemde ne yazık ki özel hayatına ilişkin fotoğraflar süslüyordu manşetleri. Mankenlerle fotoğrafları çıkıyordu. Gece kulüplerinden fotoğraflar geliyordu. Ve nihayetinde o meşhur spor arabasıyla yaptığı kazanın fotoğrafları manşetlere çıkıvermişti. Oysa Schuster, Carvalhal, Bilic hepsi ondaki yeteneği görmüştü. Hepsi az da olsa çok da olsa ona şans vermişti. Ama Muhammed Demirci bir türlü o beklentiyi karşılayamıyordu. Fiziği yetersiz diyenlere inat çalışacağına adeta boş vermişti. Daha da önemlisi bir türlü takım oyuncusu olamamış futbol mantalitesini bir türlü geliştirememişti. Bunda elbette ta 10 yaşından beri ona yüklenen Yıldız misyonunda etkisi vardı. Top Muhammed Demirci'ye geldiğinde herkes ondan ekstra bir şeyler beklemekteydi. Sanki yan pas yapmayı, geriye top atmayı basit oynamayı bir zaaf gibi görüyordu. Ekstra bir şeyler yapmalıydı. Çalım atmalıydı. Aralara ince bırakmalıydı. Frikikten gol atmalıydı. Kendisi bir şeyler yapmalıydı. Maçlarda bunlarla uğraşmaktan kafayı oyuna, takıma bir türlü verememişti. Olaylı Galatasaray derbisinde direkten dönen şutu onun için adeta bir kader anı olmuştu. Yıllar sonra verdiği röportajda Beşiktaş'ta forma giydiğim döneme ait hala izlediğim tek görüntü bu pozisyondur demişti Muhammed Demirci. Belki o golü atsa, belki o top direğe çarpıp içeri girse başka bir şey yaşayacaktı Muhammed Demirci. Ama olmadı. Direkten dönen topun sesi onun için düşüşün başlangıcı olmuştu. Sezon boyunca artık çok fazla forma şansı bulamayacaktı. Yedek kalmak, forma giyememek onu hırslandıracağına tam tersi küstürmüştü. Gaziantep Büyükşehir Belediye'ye gönderilmiş, yapamamış. Belçika Ligi'nde Muskron'a gitmiş, becerememiş. Rosenborg'da antrenmana çıkmış, denenmiş ancak kabul edilmemişti. En sonunda Beşiktaş'ın pilot takımı Bayrampaşa Spor'un yolunu tuttu Muhammed Demirci. Artık eski şanlı şöhreti kalmamıştı. Parayla oluşan yalandan arkadaşlıklar, dostluklar bir bir onu terk etmişti. Üstelik onu 10 yaşından beri pohpohlayan, sen yıldızsın diyen Türk medyası artık ona kızgındı. Gencecik bir çocuğu allayıp pullayıp kamuoyunun önüne sunmuşlardı. O çocuk bekleneni veremeyince de medya öfkesini yine aynı çocuktan almaya başlamıştı. Muhammed Demirci'nin Bayrampaşa Spor'a gittiği gün Arda Turan da Barcelona'ya transfer olmuştu. Bayrampaşalı Arda Barcelona'ya, Barcelonalı Muhammed Bayrampaşa'ya manşetiyle gazeteler çıkmıştı. Aslında içerik olarak doğru olsa da baya baya acımasız bir başlıktı. Muhammed Demirci bu manşetlerden ne kadar etkilendi bilinmez. Ancak 10 yıl önce yıldız ilan edilen çocuk artık hedefteydi. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen İstanbulspor'a transfer olduğunda hala onunla ilgili futbol severlerde ufak da olsa bir beklenti vardı. Ancak işler ne yazık ki hayal ettiği gibi gitmedi. İkinci maçında saçma sapan bir kırmızı kart gördü Muhammed Demirci. Futbol Federasyonu'na göre rakibinin suratına kasti olarak tekme atmıştı ve 3 maç birden ceza aldı. Gördüğü her kırmızı kartta, kaçırdığı her golde Kötü oynadığı her maçta, yaptığı her yanlışta ya yıllar önce yaptığı kazanın fotoğrafları ya da hatunlarla boy boy resimleri konuyordu gazetelere. Muhammed Demirci ne yazık ki bu girdaptan çıkamadı. O artık Şanlıurfa Spor formasıyla 3. Lig'de top koşturuyor. Üstelik yaşı hala 25. Elbette büyük hataları oldu. Elbette yanlış tercihleri oldu. Ama bu başarısızlık hikayesinin ihalesini tamamen Muhammed Demirci'ye kesmekte de elbette haksızlık. O minicik boyuyla top peşinde koştururken stada kameraları çağıran da o değildi, gazetelere yerli meclis manşetlerini attıran da. Hak etmediği bir yükü genç yaşta omuzlarına aldı. Yaşıtları ortaokuluna giderken cebinin para dolu olmasını isteyen o muydu? Açıkçası pek emin değilim. Hiçbir şey oynamadan, hiçbir şey başarmadan ben yıldızım diyerek İstanbul caddelerinde spor arabayla turlayacak kafaya da eminim kendi isteğiyle gelmedi. Ve tabi 20 yaşındayken sanki 40 yaşındaymış gibi bir muamele yapılmasında elbette o istememişti. Bugün internete baktığınız zaman Muhammed Demirci yazdığınız zaman kimisi diyor ki zaten o kadar yetenekli değildi. Kimisi medya abarttı. Kimisi çok fazla özellikleri yoktu şeklinde yorumlar yapıyor açık söyleyeyim bunların hepsi hikaye. Yeteneği olmasa ne kendi döneminde oynadığı maçlarda bütün takımları tek başına devirebilirdi ne de Barcelona altyapı koordinatörünü bu kadar fazla peşinden koşturabilirdi. Medyası, çevresi, futbol camiası, yöneticiler, başkanlar hepimiz belki de bir altın madenini el birliğiyle yok ettik. Pierre van Oydonk'un meşhur bir lafı vardı. Hollanda milli takımındayken U14, U15, U16 hepsinde Türk milli takım bizi yenerdi. Ama üst yaş kategorilerine geçtiğimiz zaman kazanan hep biz olurduk derdi Pierre Fanoidom. Aslında bu Türk futbolunun eğitim durumunu özetleyen acı bir cümle. Keşke Muhammed Barcelona'da kalabilse, keşke futbol eğitimini orada alabilseydi. Kim bilir belki bugün Real Madrid'in, Liverpool'un, Barcelona'nın 10 numarasını bir Türk çocuğu taşıyacak. Ne yazık ki olmadı. Hikayemizin sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Duchamp var. Bu zaman Bianjou'ya, bu zaman Bokudu'ya pozisyon